Efsane Fizik kanalından herkese merhaba, Cem Hoca ben. TET Fizik için efsane bir deneme çözeceğiz bu videomuzda. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir kaykaylı 4 metre bölü saniye hızla ilerliyordu. Bakın hız geçiyor. Hız varsa yönde söylenmek zorunda. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Cem basketbol oynarken toplamda 100 metre yer değiştirmiştir. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Yönle ifade edilir. O yüzden B şıkkı da yanlıştır. 100 km bölü saat süratle hareket eden otomobil fren yaparak 4 saniyede durdu. Sürat sı kadar bir büyüklüktür. Yön'e ihtiyacı yoktur. 100 km bölü saat sürat dediğinde saatte 100 km yol kat ettiğini söylemiş oluyor. Hangi yönde gittiğinin hiçbir önemi yok. Fren yaparak 4 saniyede durdu. Baktığımız zaman burada herhangi bir yanlışlık yok. O yüzden C doğrudur. D'ye de bakalım. Bir yüksekten bırakılan cisme ait vektörel büyüklüklerden biri enerjidir. Enerjinin yönü yoktur. Vektörel değildir. Bu da yanlış. Bir öğrenci fizik laboratuvarında kurduğu elektrik devresinde dolaşan akımı SI birimiyle 150 mili amper olarak ölçmüştür Akımın SI birimi yani uluslararası birim sistemi Sadece amper Sakın ha Mili geldiği zaman artık o uluslararası birim sisteminden çıkmış oluyor Şey gibi Mesela e, Kütlenin esayedeki birimi nedir? Kilogramdır Tek başına gram olduğunda o bir kütle değil mi? Evet kütledir ama Uluslararası birim sistemindeki birimi değildir Kiloyla buradaki milinin yaptığı şey Aslında aynı şeydir O yüzden e de yanlıştır. Cevabın zaten C olduğunu bulmuştuk. İkinci soruya geçelim. Düz bir yolda birbirine paralel doğrultularda hareket eden K ve L araçlarının konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım önce bu tarz sorularda dikkat etmemiz gereken şey grafik ne grafiği? Konum zaman mı? Hız zaman mı? Zaten bu cümlede söylüyor konum zaman olduğunu. Yine dikkat edelim konum zaman grafiği. K'ye baktığımızda 0 T1 arasında bakınız X1'de kalmış. Yani yer değiştirme söz konusu değil. Duruyor. Daha sonra K aracı L aracına yaklaşmaktadır diyor birinci öncülde 0 T1 aralığı için. L'ye bakıyorum. L ise 0'dan X1'e geliyor farkındaysanız. K duruyor. L 0'dan X1'e geliyor. O zaman birbirlerine yaklaşmış oluyorlar. Kimin geldiğini bir önemi yok. L K'ye doğru geldiğinde K de L'ye yaklaşmış olur. Bu cümleyi kurabiliriz. Birinci yargı Doğrudur. T2 anda K ve L'nin hızları eşittir. Bakalım eğim bize konum zaman grafiklerinde hızı veriyordu. O zaman burada bir eğim yapacak olursak niye burada yapıyorum? Çünkü 0 ile T1 aralığında K duruyordu. T1 anında harekete başladı. Eğim bize hızı verdiğine göre K ve L'nin eğimleri eşit. Dolayısıyla K ve L'nin hızları birbirlerine eşit olacak. T2 anında ikinci yargı doğrudur. 0 T2 arasında L'nin ortalama süreti K'ninkinden büyüktür. Doğrudur. Çünkü 0 T2 arasında L ne yapmış? 0'dan X2'ye gelmiş. Ama K ne yapmış? X1'den X2'ye gelmiş. L daha fazla K daha az yol aldığına göre o zaman L'nin ortalama süreti K'ninkinden daha büyük olacaktır. Üçüncü yargı da doğrudur. Cevap E şıkkıdır sevgili gençler. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü sorumuza bakalım hemen elektrik yüklerinin cisimler üzerindeki etkisini göstermek isteyen bir öğrenci var. Aşağıdaki düzeneyi hazırlıyor ve elektrik yüklü K cisminin ağırlığını dinamometre ile ölçüyor. Daha sonra elektrik yükü bakımından özelliği bilinmeyen X, Y ve Z cisimlerini X cisminin tam altına gelecek şekilde sırasıyla yaklaştıran öğrenci dinamometrede okunan değerleri aşağıdaki tabloya kaydediyor. Tablo incelendiğinde 1-2-3 yargılarından hangileri kesin doğrudur? Tam bir yeni nesil soru farkındaysanız hemen başlayalım. Önce K cismi yalnızken 25 Newton'luk bir değer gösteriyormuş dinometre. O zaman K'nin ağırlığına direkt 25 Newton diyebiliriz. Çünkü herhangi bir aşağıdan etki yok. X ismi yaklaştırılınca 30 Newton X bu durumda bunu aşağı doğru çekiyor anlamına gelir. Çünkü dinometrenin gösterdiği değer 5 Newton artmıştır. O zaman X ismi K'yi çekiyor diyelim buraya. Bu şekilde bir not düşelim. Sonra gelelim Y'ye. Y, ye. y ye yaklaştırılınca 25 Newton aynı değerde kalmış. Yani hiçbir etkisi olmamış. Bunun için de şuraya yazıyorum. Etkisi yok diyoruz hemen. Ve son olarak Z'ye geldiğimizde Z'de ise 15 Newton. 15 Newton olduğuna göre dinometrenin gösterdiği değer azalıyor. Yani dinometre yardımcı oluyor. Demek ki Z cismi onu K cismini yukarıya doğru itiyor. Ve bu sayede dinometrenin gösterdiği değer azalıyor. Z için de ne diyoruz? İtiyor diyoruz. Hemen öncüllere bakalım. Yargılara bakalım. X ve K cismi zıt yüklüdür. Şunu söyleyeceğiz. Kesinlikten bahsediyor. Bakın X cismi K'yi çekiyor. Fakat çekme için illa bunların her ikisi de elektrik yüklü olmak zorunda değildi. Neden? Mesela artı yüklü bir tane cisim düşünelim. Bir de nötr ama iletken bir cisim düşünelim. Artı yüklü soldaki cisim sağdaki iletken için eksileri bu tarafa çekecek. Buraya da artılar kalmış olacak eksilere daha yakın olduğu için artı yüklü cismin eksileri çekmesi artıları itmesinden daha büyük olacak. Bunların farkı dolayısıyla sol tarafa çıkacak. Yani yüklü bir isim nötr bir ismi çekmiş olacak. Ama yüklü bir isim nötr bir ismi çekerken nötr cisim de yüklü cismi çeker. Çünkü Çekim kuvveti elektrikseldir. Elektriksel bir kuvvet söz konusuysa her ikisine de etki edecektir diyoruz. O zaman e, X'in K'yi çekmesi, X'in illa onunla elektrik açısından zıt cins yüklü olacak diye bir şey söz konusu değil. Nötr de olabilir, bilemiyoruz. O yüzden kesinlik dediği için birinci dedik ki yanlış, çarpı yattık. Hemen şuraya şey yazalım, X nötr olabilir diye notumuzu düşerim. 2'ye gelelim. Z ve K aynı cins elektrik yüküne sahiptir. Z ne yapıyordu? İtiyordu. İtmesi demek ikisinin de elektrik yüklü olması gerektiği anlamına geliyor ve bunlar aynı cins yüke sahip olacaklar ki birbirlerini itsinler. O yüzden ikinci kesin doğru. Y cismi yalıtkandır. Şimdi Y cisminin hiçbir etkisi yoktu. Eğer iletken olsaydı çekecekti. Demek ki kendisi yalıtkan etkiyle elektriklenme de olmamış anlamına geliyor. O zaman üçüncü yargı da kesinlikle doğrudur. Cevabımız bu durumda 2 ve 3'tür sevgili gençler. Üçüncü soruyu da bitirdik. Geldik dördüncü soruya. Bir önceki dersinde sıvı basıncını anlatan fizik öğretmeni anlattıklarını tekrar etmek için bu dersinde öğrencilerinden konuyla ilgili konuşmalarını istiyor. Öğrencilerin konuşmaları yukarıdaki gibi olduğuna göre hangilerinin söylediği doğrudur? Eylül'e başlayalım. Sığ basıncı kabın şekline bağlıdır. Değildir bu şekilde bir kap ve bu şekilde bir kap. Şöyle açtık burayı ve burayı sıvıyla doldurduk. Aynı sıvıyla burayı da doldurduk. Tabandaki sıvı basınçlarına baktığımda yükseklik için H dersek ve buradaki basınç eşittir H DG olacak. Buradaki basınç da aynı şekilde H DG olacak. Yani basıncın tanımını yaparsak bir noktadaki sıvı basıncı o noktanın sıvı yüzeyine olan derinliğine bağlıdır. Aynı zamanda o noktanın sıvı yüzeyine olan dik uzaklığına bağlıdır. Bakın dik uzaklık. Burası için de aynı şekilde dik uzaklık ve bunlar birbirlerine eşit olduğu için tabandaki sıvı basınçları eşit oldu sevgili gençler. Kabın şekline bağlı değildir. Eylül üzgünüz sana bay bay diyoruz. Işık sıvı dolu bir kapta sıvının temas ettiği her noktada sıvı basıncı oluşur. H çarpı D çarpı G dedik. Bir nokta sıvı yüzeyinden bir derinliğe sahipse orada kesinlikle basınç vardır diyoruz. Işık, tebrik ediyoruz seni. Duru, kapta bir noktadaki sıvı basıncı noktanın kabın tabanında olan dik uzaklığına bağlıdır. İlk açıklamamızda zaten bunu söyledik. Işık ve Duru doğru söylemişler. Cevap D şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Bir evde 1100 watt'lık su ısıtıcısı ile 2200 watt'lık fırın birlikte çalıştırılırken sayaçtan 15 amper akım geçiyor. Bu evde bir de 550 wattlık ütü diğerleriyle aynı anda çalıştırılırsa sayaçtan kaç amper akım geçer? Evet biraz matematik gerektiren bir soru oldu bu. Şimdi e, bu cihazlar birbirlerine paralel bağlanacaklar. Çünkü herhangi biri çalışmadığında ya da herhangi biri için işte tel koptuğunda, kablo koptuğunda diğeri çalışmaya devam etsin. Aynı zamanda 220 voltluk gerilimle çalıştıkları için hepsinin 220 voltluk gerilime ihtiyacı var. Tek bir prize seri bağladığımız düşünürsek o zaman 220 volt aralarında paylaşılacak. Çalışmayacak tabii ki. Paralel bağlama hemen hatırlayalım. Ne var? Elimizde bir su ısıtıcısı var. Bunu yazıyoruz. Sonra elimizde bir fırın var. Fırın da yazalım hemen. Sonra bir de başka bir şey var mı şu an? Yok. Üretici de getiriyoruz. Buraya bağlıyoruz. Bunlar bu şekilde birbirlerine paralel bağlı oldu. Buradan geçen akıma yani su ısıtıcısından geçen akıma IS. Fırından geçen akıma da IF diyelim. Bunun gücü 1100 Watt. Diğerinin gücü de 2200 Watt'mış. Bunlar birbirlerine paralel bağlı olduğuna göre uçları arasındaki potansiyel farklar birbirlerine eşit olacaktır. Güç de I çarpı V'dir. Piv diyoruz. Ve su ısıtıcısıyla devam ediyoruz. 1100 Watt'lık güçlü eşittir IS çarpı V. Diğerini yazıyoruz. 2200 wattlık güçlü IP çarpı V. V'ler aynı dedik. Baktığınız zaman bu akımlar arasında şöyle bir ilişki karşımıza çıkacak. Bunun akımı I ise fırının akımı 2I olmuş oldu. Ve toplamda 15 amper akım geçiliyormuş. sayaçtan. Bu ne anlama geliyor? Bir noktaya ne kadar akım gelirse o noktadan o kadar akım çıkar. O zaman buraya gelen akım IS artı IF olmalı. Ki IS ile IF'nin toplamı da bu durumda 15 ampermiş. Ve bunun akımına i, bunun akımına da 2 i dediğimiz için i artı 2 i eşittir 15, 3 i eşittir 15 ve i eşittir 5 amper çıkıyor sevgili gençler. Su ısıtıcısından 5 amper akım gidiyormuş. Fırının üzerinden geçen akım da 10 ampermiş. Ve sonrasında bize der ki 550 wattlık ütü diğerleriyle aynı anda çalıştırılırsa. Hemen getiriyoruz buraya bir tane Ütü paralel bağlıyoruz. Hemen şöyle bağlayalım kendisini. Üzerinden geçen akıma da I Ü diyelim. Aynı gerilime sahip olacak. Yani bunun da uçları arasındaki gerilim V kadar olacak. O zaman I Ü çarpı V eşittir. Gücü ne kadar? 550 imiş. Bakınız 1100 olduğunda I akımı geçtiğine göre o zaman 550 olduğunda I bölü 2 akımı olmalı gördüğünüz gibi. I'nın 5 amper olduğunu söylemedik mi? E söyledik. I bölü 2'de 5 bölü 2'den ne geldi? 2,5 amper geldi. Artık buraya ütünün de akımını dahil edeceğiz sevgili gençler. Buradan çekilen akım için toplamda ne kadar akım çekilmiş oldu? 2,5 daha aldığımızda 15 artı 2,5'dan 17,5 oldu. Biraz buralar böyle bir karıştı ama şöyle hemen aşık olduğunu gösterelim bu sorunun cevabı için. Geldik diğer sorumuza. 6. soru. Havada ilerleyen bir ses dalgası karşılaştığı bir binanın betonuna geçtiğinde 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Hızı azalır, frekans değişmez ve dalga boyu değişmez. Şimdi hava ortamından beton ortamına geçmesi ortam değiştirmesi anlamına gelir. Gazdan katıya geçti. Sesin ilerleme hızını düşündüğümüzde gazda en küçük katıda ise en büyüktür diyoruz. O zaman betona geçtiğinde sesin hızı artacaktır. Hızı azalmaz, hızı artar. Birincisi gitti. İkincisine gelelim. Frekans değişmez. Frekans dalgaların tümü için yalnızca kaynağı vardır. Kaynak değişmediği sürece frekans değişmeyecektir. Bu yargı doğrudur. Dalga boyu değişmez. Şimdi hız eşittir lambda çarpı f bağıntısını hatırlayalım. Dalgalarda temel kavramlar vardı. Ve temel kavramları birbirleriyle ilişkilendiren bağıntı da buydu. Ne dedik az evvel? Frekans sabit değişmeyecek, yalnızca kaynağa bağlı. Hız betona geçtiğinde artar dedik. O zaman eşitliğin sol tarafı artıyorsa eşitliğin sağ tarafı da artacak. Dalga boyu da dolayısıyla artacak. Yani üçüncü yargı da yanlıştır. Cevap yalnız ikidir sevgili gençler. Geldik son sorumuza bir denemeyi bitirmek üzereyiz. Düşey kesit şeklindeki gibi olan bir odada XY düzlem aynası ile noktasal bir ışık kaynağı vardır. Kaynaktan aynaya gelip yansıyan ışınların odanın tabanında oluşturdukları aydınlık bölgenin verilen kesitteki iz düşümü KN arası olduğuna göre kaynak hangi noktadadır? Şimdi kaynağın aydınlattığı bölgeyi bulurken bir gözün görüş alanını bulma metodunu kullanabiliriz. Bu bir. İkincisi 4'ten çıkan ışınları düşündüğümüzde yansıtıcı yüzey burası olduğuna göre hiçbir şekilde yansıma olmaz. O yüzden bu 4'ü çizdik. Aynı şekilde keza 5'e de baktığımızda yansıma durumu olmayacak. 5 de gitti. Yani 4 ile 5 olamaz. Yansıtıcı yüzeyinden ışık yansıtabilmesi için bir kaynağın yansıtıcı yüzeyin ön tarafında olması gerekir. Peki 3 olabiliyor mu? 3'ün görüntüsünü alalım. Şöyle uzantısını çizdiğimizde tam simetriğinde olacak şekilde 3'ün görüntüsünü buluyoruz. Peki görüntüsünü bulurken neye dikkat etmem lazım? aynanın doğrultusuyla noktayı dik şekilde birleştiriyorum. O zaman görüntü de yine dik olacak şekilde buluyorum. Ve görüntüden görüş alanını bulmak dedik ya göz gibi düşündük. Görüş alanını bulacaksak bu sınıra doğru çizdiğim ve devam ettirdiğim ışığın ve şu sınıra doğru çizdiğim ve devam ettirdiğim ışığın düşündüğümde o zaman yansıtarak ışığı yansıtıp aydınlattığı bölge burasıdır diyoruz. 3 için olmadı. Sonra 2'ye geliyoruz. İkinin görüntüsünü bulduğumuzu düşünürsek nedir? Tam simetriğinde olacak şekilde burada bir görüntüsü oluşur. Bu görüntüsünden ışınları çizelim sınırlardan. Şöyle devam etti köşegen şeklinde. Şöyle buradan da çizdik. Bu sınırdan aynı şekilde devam etti. Ve gördük ki aydınlattığı bölge burası. Bizden de istediği zaten KN arası değil mi? Evet. Bu durumda cevabımız 2 sevgili gençler. Bakın yani böyle çok karmaşık şeyler düşünmenize gerek yok sorularda farkındaysanız sadece amaca yönelik hareketler yaparsanız kafanız karışmayacaktır. Düzlem aynada ben neler biliyordum işte böyle oluyordu şöyle gerek yok. Ne yapacaksın? İşte görüş alanı gibi. Yani bir gözün görüş alanını bulmasıyla ışık kaynağından çıkan ışınların yansıttığı daha doğrusu aydınlattığı bölge aynı olacak diyerek hemen ışınları çizmeye başlarsan sorunun çözümünü rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet güzel bir deneme çözümü oldu farkındaysınız. Ee, efsane sorulardı. Zaten ÖSM'nin de sorguladığı şeyler bu yönde oluyor biliyorsunuz. Yani gündelik hayattaki e, fiziğin gündelik hayattaki karşılığını yorumlamanızı istiyor artık. Bu şekilde sorular çözmeye özen gösterdim. E, faydası olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayan varsa abone de olursanız sevinirim. Tavsiye bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.